Bir zırhlı araç düşünün. İçinde 21 tam teçhizatlı deniz piyadesi ve 3 mürettebat var. TCG Anadolu'nun alt güvertesinden suya iniyor. Zırhlı araç ama yüzüyor. Karaya istenilen noktadan çıkıyor, askeri güvenle gidilmesi gereken noktaya ulaştırıyor. Savunma sanayinin özgün projelerinden biri daha yapılan teslimat ile hayata geçti. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, FNSS tarafından tasarlanıp üretilen zırhlı amfibi hücum aracı ZAHA'nın teslimatlarının başladığını açıkladı. Türk Deniz Kuvvetleri'nin amfibik güçleri yani deniz piyadeleri önemli bir platforma sahip oldu. Demir açıklamasında Türkiye'nin mayın ve zırh koruması, ateş gücü ve harekat yetenekleriyle dünyada bu kabiliyete sahip iki ülkeden biri olduğuna dikkat çekti. Amfibik harekatlarda en büyük risk sudan karaya çıkış sırasında alınan tehdit. Birçok izleyicimiz en iyi savaş filmleri listesinde ilk 10'da yer alan Air Ryan'ı kurtarmanın açılış sahnelerini hatırlayacaktır. Deniz piyadelerinin tehditlere açık kalınan süreyi kısaltmak için en kısa zamanda kıyıya ulaştırılması ve çıkartmanın yapılması büyük önem taşıyor. Zırhlı amfibi hücum araçları, kıyıda ise kara kuvvetlerinin kullandığı zırhlı muharebe aracı gibi etkin bir şekilde görev yapmak zorunda. Araç, düşmanın ateş gücüne karşı hem balistik hem de mayın koruması sağlamak durumunda. Tecrübelerini ZAHA'ya aktaran FNSS, kısa süre içinde tasarım ve imalat çalışmalarını tamamladı. Platform kendini testlerde de ispat etti. Deniz Kuvvetleri'nin envanterine giren TCG Anadolu gemisiyle birlikte ZAHA resmi olarak kullanılmaya başlandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın amfibi araç ihalesini karşılamak üzere tasarlanan ZAHA'dan 23 adeti personel taşıyıcı, 2 adeti komuta kontrol aracı ve 2 adedi de kurtarma aracı konfigürasyonunda tasarlanarak üretiliyor. Toplam teslim edilecek araç sayısı ise 27. Araçlar TCG Anadolu'nun yanı sıra TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerinden de görev yapabilecek. ZAHA 12.7 mm çapında makinalı tüfek ve 40 mm çapında otomatik bomba atar barındıran uzaktan komutalı silahlı kulesi sayesinde yüksek ateş gücüne, sızdırmaz ve hidrodinamik gövde tasarımına sahip. Suda itki sistemiyle saatte 7 knot hızla ilerleyebiliyor. Karada ise hızı saatte 70 km'ye çıkıyor. ZAHA, sis perdesi üretme kabiliyetine ve balistik korumaya da sahip. Araç %60 dik eğimi tırmanabilirken, %40 yan eğimde de tutunabilmekte. ZAHA, 90 cm yüksekliğindeki dik engelleri ve 2 metre uzunluğundaki hendekleri kolaylıkla geçebilmesi sayesinde oldukça iyi bir arazi performansını da ortaya koyuyor. TCG Anadolu'nun havuz bölümünde yer alacak ZAHA'lar sayesinde olası bir amfibi harekat sırasında kıyıya yönelik çıkartma yapabilmek de mümkün hale gelecek. Kurtarma ve komuta kontrol konfigürasyonlarındaki ZAHA'ları saymazsak 23 adet ZAHA kıyıya 483 artı 69 kişilik bir kuvvet aktarımını sağlayacak. Daha önceden geçen yıl Endonezya'da yapılan Indo Defense Fuarı'nda Tolga Özbey'in sorularını yanıtlayan FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, ZAHA'nın önemli bir ihracat potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekmişti. Şimdi ZAHA çok özel bir araç. Tabii bizim TCG Anadolu benzeri gemilerin olması lazım. Bu da çok küçük ülkelerde olacak bir şey değil. Endonezya büyük bir ülke zaten. Dolayısıyla büyük ülkelerin, bu tür gemileri olan ülkelerin kullanılacağı bir ürün. Dolayısıyla bölgede bildiğim kadarıyla Endonezya'nın dışında tabii mutlaka Çin var, hani Kore var filan ama Kore'de de Amerikan AV-7'leri kullanılıyor. Gittikçe tabii peşine düşeceğiz. Bizim geleneksel olarak ihracat pazarlarımız ana platform olduğu için
hani alt sistem olsa olabilir bütün dünya, Avrupa, Amerika, her yere ihracat olabilir ama ana platform bazında Orta Doğu, Uzak Doğu, işte Afrika, Güney Amerika'ya şimdi bakıyoruz. Türk Cumhuriyetleri inşallah yakında başlayarak gelişecektir. Ama büyük ülkelere satmak çok zor çünkü kendi sanayilerini kullanıyorlar. Dolayısıyla bizim hedef pazarlarımızda dolanıyoruz. Yani Zaha'da, Orta Doğu'da bir ilgi var gibi. Fakat silahlı kuvvetlerimiz devralıp kullanmaya başladıktan sonra daha ilgi artacak diye düşünüyorum. Uzak Doğu'da dediğim gibi Endonezya şu anda bildiğimiz tek ülkeye ihtiyacı olan. Ama Orta Doğu'da çıkabilir.